Biliyorsunuz Afet İnan'ın anılarında da vardır. Kendi kızları için yazdığı bir metni cebinden çıkarır ve bütün millet için bir ant haline getirir. Bu şahıs Reşit Galip, Türk siyasi tarihinin en şaibeli kafatasçı figürlerinden bir tanesidir. İstiklal Mahkemesi yargıcıdır. İstiklal Harbi'nin kahramanları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orboy, Refet Belen'in yargılandığı mahkemede üyelik yapmıştır. Milliyetçi arkadaşlarımız, bu literatüre hakim arkadaşlarımız çok iyi bileceklerdir. Türk ocaklarını kapatan şahıs da budur. Arkasından Darülfünun'u kapatmıştır. O Türk ocaklarında Hamdullah Supi'ye karşı yürüttüğü bir provokasyon vardır. O herkesin hatıralarındadır. Darülfünun'u kapattığı gibi Zeki Velidi Togan gibi bir münevvere karşı zulmün altında bunun imzası vardır. O dönemin şartları içerisinde 1930'larda dünyada faşizm dalgası eserken bu şahıs bu andı, ezanın Türkçeleştirilmesini, Türk ocaklarının kapatılması gibi uygulamaları, Darülfünun'un kapatılması gibi uygulamaları hep beraber yürürlüğe koyan bir şahıstır. Yani bu ruh ve çerçeve içerisinde ortaya çıkmıştır bu. Daha sonra da 1972'de tekrar kişisel bir tasarrufla değiştirilmiştir. Bir kere daha zannediyorum kişisel tasarrufla değiştirildi. Dolayısıyla milletin ortak iradesiyle, milletin maşeri vicdanıyla tebellür etmiş bir şey değildir. Son derece yanlış bir hikayesi olan ve son derece yanlış bir atmosferde kurgulanmış bir şeydir. Şimdi bunu Türklüğün tartışılması ya da milli kimliğin tartışılması haline getirmek bu bakımdan fevkalade sakıncalıdır. Biz burada yargısal vesayeti ıskalamayalım bu tartışma yoluyla. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Ve şunu da bilelim. Eğer Türk milleti kavramını biz herhangi bir etnik kökene, dışlayıcı bir yaklaşıma indirirsek o zaman her zaman savunduğumuz tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı büyük bir zarar görür. Etnik kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız Türk milleti kavramının içindedir. Büyük Türk milleti kavramının içindedir. Etnik kökene göre insanları etiketlemek olmaz. Ve bizim milli kimliğimiz çayın içinde erimiş şeker gibidir. Onu çay kaşığı gibi insanların gözüne sokarak yaşatmıyoruz. Çayın içinde erimiş bir şeker gibi günlük hayatımızda